Yeni bir şehir ve yeni bir hayat. İşte buradayız. Ama çok üzgünüm çünkü of ya, Sinem beni terk etti ve evden kovdu. Of of bakalım şöyle çantaları bir karıştıralım çantanın içinde neler var? Her zaman koyduğum şifre 1 2 3 4 bir tane sandık çıktı, bir tane iksir, bir tane para ve bir tane de telefon çıktı. Bakalım bize ne demiş? Şöyle yapalım. Ah, oh, bir dakika. Şu telefona bakmadan önce şuradaki arabaları görüyor musunuz? Allah'ım bir gün ben de böyle güzel arabalara bineceğim bir gün. Hatta oğlumuzu yazalım. Gördüğünüz gibi küçük böyle bir araba bile almak istiyorum ama zengin olmamız gerek. Ve şu an bu yeni şehirde zengin olmak gerçekten zor çünkü çok büyük bir şehir. Uçak mı ne? Allah, çok iyi ya. Şöyle bakayım. Arkadaşlar şu an videoya like atmayı, kanalımıza abone olup bildirim açmayı kesinlikle unutmayın. Eğer abone olursanız videonun ortasında ve sonunda isminiz gözükecektir. İyi seyirler. Kardeşim, almayacaksan bakma git. Git buradan. Öp. Peki ya. Allah'ım ya. Fakiriz diye bizi kovmadıkları yer kalmıyor ya. Of ne yapacağım peki? Aa, şuradaki eve bir kontrol edelim. Bak şurası en azından tahtadan yapılmış. Belki ucuz bir ev olabilir. Ve belki biz de burada hayatta kalabiliriz. Ay <laughs> çok güzel. Bakayım. Bir tane yatağı var. Oo bu ne? Aa burada da küçük bir mutfağı var bence içinde eşya bile yok çok ucuza bir ev bence buradaki parayla alabilirim. Ee, merhaba dostum buradaki ev ne kadar? Evet, 500 bin dolar. Ne 500 bin dolar ev mi olur? Evet oluyor burada genelde her şey çok pahalıdır sen buraya yeni mi taşındın? Evet evet yeni taşındım. Kardeşim sana başarılar. Buraya yeni gelen kişiler hemen gidiyor. Göreceksin ben burayı ayak uyduracağım ve buranın zengin olacağım. <laughs> Güldürme beni. Görürsün sen. Of ne yapacağız bir dakika şu telefonu bir açayım. Şöyle. Ha? Sinem arıyor. Uh, bir dakika. Alo Sinem. Ya, üzgünüm oğlum. Üzgünüm aşkım. Gerçekten. Gerçekten ben öyle bir şey yapmam. Merak etme fakir. Sana inanıyorum. Ha? Ne? İnanıyor musun? Kadar, bu kadar hemen ikna mı oldun? Öf farkındaydım zaten. Kötü başkanın görmüştüm. Otele girerken görmüştüm o kızla birlikte. He e peki sen niye öyle hiç şey yapmadın? E bana oradayken söylemedin beni bu şehre getirdin. Öyle olması gerekiyordu çünkü peşimizi bırakması gerekiyordu kötü başkanın artık. Çünkü kötü başkan sürekli seninle uğraşıyordu. Aa, doğru diyorsun Sinem. Peki beni niye bu yana yolladın? Ee, buraya yollamanı istedim çünkü bu şehir çok güzel bir şehir. İçinde köyü var, alışveriş merkezleri var. Kocaman güzel bir şehir. Seni erkenden yolladım oraya alış diye. He, anladım ama... Çok az para koymuşsun sinem. E ne yapayım? Bende de para yok ki. Aa anladım. E, peki buradaki iksir ve sandık ne? E o sandık, eee sihirli bir sandık ve küçülme iksiri ile birlikte o sandığın içinde 3-4 gün boyunca idare edebilirsin. Ve istediğin gibi döşeyebilirsin. Ne? Gerçekten mi? Evet o sandığın içine gireceksin ve istediğin gibi döşeyeceksin ve orada yaşayabilirsin. Aha gerçekten mi? O nasıl oluyormuş be? O sihir sayesinde merak etme. Ha anladım. Çok iyi. Çok teşekkür ederim Sinem var ya. Sen çok zeki bir kızsın ve sen en iyi, en süper insansın. Öf ya tamam Fikir biz geleceğiz. Hazırlıklarımıza başladık. Zengin ve Enes de geliyor. Oh be tamamdır. En iyi arkadaşlarım da geliyor. Evet evet sen şimdi o sandığın içinde yaşayabilirsin. Ah dakikam bitiyor. Hadi görüşürüz. Ah görüşürüz. Tamam tamam. Ah kapattık. Şunu yukarıya alalım. Şimdi ilk önce şu sandığı bir koyalım. Hatta hiç kimsenin uğramaması için şu çöplüğe girelim ki kimse uğramaz bence. Aa bak şurada birisi yatıyor sanırım. Ben de şuraya kırayım. Hatta yok. Şöyle nereye kuralım? Şurası iyi gibi. Şurayı temizleyelim iyi gibi. Hop temizledik burayı. Şimdi buraya sandığı koyduk. Şimdi küçülme iksirini içiyorum. Hop şöyle. Hop. bu yukarıya gelemeyeceğim. Aç kapıyı Böyle giremedim. En iyisi şöyle gireyim. Bunun içine koydum. Aha, nereye geldi böyle? Ha Şunlara bir bakın. Ana. Burada bir sürü eşyalar var. Bir dakika. Hemen o zaman bir tane yatak odası düzenleyelim. Şu köşe yatak odası olsun. Evet. Şöyle. Şunu da yapalım. Oo, oh, çok güzel gözüküyor. Şimdi bir de şuradan hemen şöyle bir ayrı bir oda yapalım. Hatta şuradan nereye kadar olsun? Şu kadar genişlikte bence çok iyi olabilir. Hop. Şöyle hemen evet güzel oldu. Şimdi şurayı da Şöyle yapalım. Sinemle bizim yatak odamız oldu. Şurası fazla olmuş. Burayı kaldırıyorum. Hop burayı kaldırdım. Evet, şimdi üst tarafını kapatalım. Hop bakalım. Evet, şimdi şöyle oturmak için bunları koyalım. Evet, şimdi mutfağı düzenleme zamanı. Ya da yağız için güzel bir oda yapalım. Hemen şöyle burada kitaplıklarını koyalım. Evet, buraya kütüphanemizi yaptık. Şimdi okuması için de birkaç tane yer bulmamız gerekiyor. Ama ondan önce korkmaması için ona bir tane hemen bir lamba koyalım. Hop şöyle evet halımızı da şöyle ortaya koyalım. Evet güzel oldu. Şimdi bilgisayar için bilgisayarını buraya hatta şuraya koyalım. Ve bilgisayar masası içinde buraya. Evet sonra şuraya hemen hızlıca bir tane bilgisayar ekranı. Ardından hop bir tane oyuncu koltuğu. Hop şöyle. Ardından küçük de bir laptop koyalım. Hop şuraya laptopumuzu da koyduk. Evet, Yağız'ın orada odası neredeyse hazır. Birkaç tane de oyuncak koyduğumuz zaman burası Yağız için çok güzel bir yer olacak. Evet şöyle hemen birkaç tane de oyuncak koyalım. Hatta direkt oyuncak kutusunu da buraya koyabiliriz. Hop böyle oyuncaklarını koyduk. Hop bunu da birkaç tane de oyuncak atalım buraya. Ve sonra Yağız da burayı da çok sevecek. Hop şöyle yapalım. Ve son olarak da bir basketbol için şöyle yapalım. Ve başka bir tane de balon koyalım. Nereye koyalım? Şuraya koyalım balonlarını. Evet bitirdik. Bunu da şuraya koyduk mu bitti. Şimdi bir tane de kapı koyalım. Kapımızda mavi rengi çok sevdiği için mavi renkli kapı koyduk buraya. Evet Yağız'ın odası hazır. Şimdi bir de mutfak yapalım ve salon yapalım. Evet şöyle kocaman bir televizyon yeri yapalım. İşte burası. Hop şöyle yaptı. Televizyonumuz hazır. Şimdi bir de şöyle büyük bir koltuk koyalım rahat televizyonun karşısına, yanına ve bir de buraya koyalım. Hatta bunu birazcık daha böyle yapalım. İşte bu. Şimdi bir tane de televizyon için. Şimdi bir de şuraya bir tane çalışma masası koyalım. Hop. Şöyle hemen Şuraya da bunu. Hop buraya koyduk. Çalışma masamızda burada hazır. Şimdi mutfağa geçelim. Önemli olan mutfak. Evet, burada gördüğünüz gibi bir sürü mutfak aleti ve elevatı var. Sanırım bu sandık sihirli olduğu için her şeyi koyabiliyoruz. Şimdi bunu da şöyle sonuna kadar uzatalım. Evet, yangın alarmlarını da buralara koyalım. Buraya da bir tane çöp koyalım ve şimdi turuncu renkte bir dolabımız olsun. Ardından tost makinemizi, mikrodalga fırınımızı, çamaşır makinemizi ve bir de bulaşıkları yıkamamız için burada bir tane musluk lazım. Şimdi üst tarafa da dolaplar koyuyoruz. Buralara da eşyalar koymak için. Evet şimdi yemek masasını oluşturalım. Yemek masası da bu köşede olacak. Hop yemek masamızı da böyle yaptık. Hop işte bu. Evet şimdi bir de yemek masası için kaşıklar, çatallar ve tabaklar olacak. Evet böyle. Şimdi burada bir tane hazırda dursun. Şimdi bunu buraya şöyle koyalım. Hop hop hop. Evet şöyle yaptım. Şimdi ortaya da kurabiyeler koyalım. İşte bu. Başka ne koyabiliriz? Hemen bakayım. Bir tane de bu kurabiyeden koyalım. Evet işte bu. Yemek masamız hazır. Şimdi ortaya güzel bir şöyle çok güzel olan. Evet bu da çok iyi oldu. Şimdi bu köşemiz ne köşesi olacak? Burası burası araba garajım olacak. Hop oh, burası sihirli bir yer olduğu için istediğim şeyi yapabilirim. Evet burayı seçiyorum. Ardından burayı seçiyorum ve Şöyle quartz yapıyorum. Gördüğünüz gibi garajımızı burayı yapacağım. Hop, şöyle burayı da garaj yaptık. Hop, şuraya da evet, işte bu. Hop, bunların hepsinin küçük olması gerçekten kötü bir şey ama çok iyi oldu şimdi. Evet, burası Aa, yanlış yere mi yaptık? Dur. Hayır. Burası dışarısı olacak. Evet bunu buraya koyalım. Şimdi şöyle burayı bir sıfır yapalım. İşte bu burayı da sıfır yapalım. Evet. Şimdi bir tane de garaj kapısı bulacağız. Hop şöyle yapalım. Hop böyle yaptık. Şimdi açmak için işte bu. Şimdi bir tane de araba yapalım. Arabamızı da böyle yapalım. İşte bu. Arabamız da bu oldu. Şimdi burayı kapatalım. İşte bu. Şimdi şuraya da güzel bir kapı yapalım. Hemen şöyle kapı yazdık ve şunları kullanalım. Hop şöyle yaptık mı? Çok güzel oldu. Şimdi üst kata çıkmak için şurayı kullanabiliriz. Hop ortadan ve şöyle üst kata da böyle çıkarız. Hadi bakalım. Hop burayı da yapalım. Burayı da şöyle burayı kır, burayı kır, burayı kır. Hop. Tamamdır. İşte bu. Şimdi şöyle yaptığımız zaman çok iyi oldu. Üst katında artık başka bir zaman yaparım. Alt katını güzelce bir yaptık. Evet, gördüğünüz gibi salonumuz, yemek yerimiz ve mutfağımız burada. Böyle, daha da geliştirebilir. Sizce burada daha neler eksik? Yorumlara yazın bakalım. Şöyle bir bakın. Burada neler eksik? Yatak odalarımız burada. Gördüğünüz gibi burada bu yağızın odası. Burası bizim oda ama burası gerçekten eksik. Hemen bir tane giysilerimizi koymamız için bunu buraya koydum. Ardından bu ne? Bunu kır. Bir de buraya biz böyle bir halı atalım. İşte bu sihirli sandık evimizde. Yeni sihirli sandık evimizin eşyaları böyle. İstediğimiz zaman değiştirebiliyoruz. Burası sihirli bir yer ve çok güzel. Yorumlara yazmayı unutmayın. Neler eksik, neler eklememiz gerekiyor. Şimdilik ben burada yaşayacağım. Bir sonraki bölümlerde ise değiştirebiliriz sizin isteğinize göre örümcek ailesi. Buraya kadar izleyenler videoyu like atmayı, kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmasın. Şu an videoyu like atın. Attınız mı? Attıysanız adamın dibisiniz. Örümcek kayseri katılmayı unutmayın. Şimdi ben yatak odamıza gidiyorum ve güzel bir uyku uyuyacağım. Dev sandık evimin içinde. Hop atlayalım.